Karar. Bahse konu çocuğun annesi, tanık Yeşim Denizeren'in ifadesi doğrultusunda sanık Ümit Özgüder'in çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarını işlemediği, bu sebeple kovuşturmaya yer olmadığı anlaşılmış ve tanığın serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Gidebilirsiniz. Çok şaşırdı mı? Çok şaşırdı Elmas Hanım. 500.000 dolar duyunca şok oldu. Ama bence biraz fazla istediniz. 500.000 dolar fazla. Ben oyunu hep yüksekten açarım İsmail Bey. Şüphelendi mi peki? Hem de nasıl. Kamera kayıtları var mı yok mu anlayamadı. Kıvrandı durdu. Çok güzel, çok güzel. Konuştuğumuz gibi. Olmayan görüntüler için 10.000 lira. Teşekkürler Elmas Hanım. Kısa günün kârı. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu arada o kameralarla hiç görüntü kaydettiğiniz oldu mu? İlk kurulduğunda kaydetmişti. 5 yıl falan oldu. Sonra bozuldu. Öyle kaldı. Harika. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sana bir tepkisim var. Bana Oltan Kaşifoğlu'na bir teklifim var, öyle mi? Oltan bak. Diyorum ki sen Murat'ın 20 milyon dolarını ele geçir, bölüşelim. Yarısını sen al. Ben de paranın kaynağının nereden olduğunu, her şeyi öğreneyim. Bilgi, belge, her şey. Yeşim. İnsan bedeninde beyin diye bir organ var. Hiç duydun mu? 1. Oltan değil, Oltan Bey. 2. Tarık'ın parasını ele geçirirsem neden yarısını sana vereyim? Hepsini kendim alırım. 3. Sana zırt pırt buraya gelemezsin. Ben kafana estiğin zaman gelebileceğim bir arkadaşın değilim demedim mi? Hı? Sana yaptığım iyilikleri unutma. En son yaptığım iyiliği hatırlatmayayım ha? Sındırma acıyor lütfen. Daha çok canın acıyacak Yeşim. Yeşim, sen benim hiçbir şeyimsin. Sen ben gel dediği zaman gelen, git dediği zaman giden bir kadınsın. O kadar. Şimdi çek git. Bir daha buraya adım atmadan önce 1000 kere düşün. Tamam? Sizden hiç böyle bir tavır beklemezdim Oltan Bey. Sizi çok yanlış tanıştım. Bak, birden Oltan Bey oluverdim. Gördün mü? Demek ki neymiş? Sana haddini bildirmem gerekiyormuş. Hadi. Anne, biz Tolga'yla evlenmeye karar verdik. Ay. (Gülüyor)
Ay, çok sevindim. Çok sevindim. Çok sevindim anneciğim. Ay, kumrum benim. Çok sevindim. Çok sevindim bir tanem. Beni niye çağırdın? Birlikte iş yapmak için. İş mi? Ha? Seninle. Ozan, ileriye bak. Geçmişe bakarsan hoş olmayan şeyler görürsün. Sana geçmişi hatırlatmak zorunda bırakma bir. Ha? Tandans mimarlık. Burada işe başlayacaksın. Bugün görüşmem var. Görüşmem mi var? Hı. Senin adına başvuruda bulunduk. Cilal da bir CV gönderdik. Görüşmeye çağırıldı. Sen kafayı mı yedin? Tandars Mimarlık Estonya'da büyük bir havaalanı yapıyor. Onun planlarının fotoğraflarını çekip bana göndereceksin. Sonrasında işe devam edersin, etmezsin. Senin bileceğin iş. Ha bir de casusluk yapacağım yani. Hı hı. İnşaatta yapmıştın. Çok da başarılıydın. Elindeki görüntülere mi güveniyorsun Oltan Kaşifoğlu? Anladım. Bu şantajın bir sonu yok. Sen iyisi mi o görüntüleri polise ver. Ben gidip hapis yatarım daha iyi. Annen boşuna mı meslekten ben oldum? Hı? Madem yatmayı göze alacaktın, Kaan'ı öldürdüğünde beni değil polisi arasaydın. Senin aptallığının bedelini annem mesleğiyle ödedi. İtibarıyla ödedi. Senin yüzünden. Hayır, senin yüzünden. Kaan'ı öldüren sensin. Ben sadece durumdan faydalanan bir iş adamı. Ozan, sana bedava iş yapacak değilim. Her işin bir karşılığı var, değil mi? Eğer bu işi kabul edersen, bana olan 1 milyon dolar borcunu sileceğim. Üzerinde 50 bin dolar var. Nakit. Güzelmiş değil mi? Geniş de sanki değil mi? Üst katta mı var acaba? Orada bir oda daha var. Evet. Çok güzel. Alo. Faruk, merhaba. Ne yaptın, takip edebiliyor musun? Ediyorum, ediyorum. Güzel. Peki çekebildin mi, var mı bir şeyler? Var gibi ya. Bir adam geldi. Kadını evinden aldı. Bir adam mı? He he. Böyle iri yarı, kel kafalı bir adam. Ay, çok merak ettim. Bana da atsana fotoları. Ya tamam şu anda. Önce telefonumu aktarmam gerekiyor. Tamam, aktar sonra hemen at, tamam mı? Sen şimdi gerçekten bize 1'er milyon dolar mı veriyorsun baba? Evet oğlum, evet. Bizim mi yani bu para? Evet kızım. Ve bir tane sizin. Evet. Ama bir şartla. Tabii. Tamam, gözünüzü hemen düşürmeyin. İstediğim şart çok basit bir şey yani. Annenizi boşanmaya ikna edeceksiniz. İkna mı edeceğiz? Neyini ikna edeceğiz? Zaten annem boşanmak istiyor senden. İstiyor da kızım, çok büyük şartlar öne sürüyor. Benim istediğim şartlarda boşanacağız. Yani? Yani. Önce elmas heveslenen kadını avukatlıktan azledecek. Nafaka, tazminat talebinde bulunmayacak. Ve benim mallarımdan hiçbir şey istemeyecek. Senden bir kuruş bile almayacak yani. Eğer bu şartlar altında boşanırsam ve boşanma celbi geldiği gün bloke kalkacak. Paranızı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen parayı alın, annenizi sırtından bıçaklayın diyorsun. Hayır, hayır. Hemen karar vermeyin. Karar vermeyin hemen. Düşünebilirsiniz. İstediğiniz kadar düşünün. Sonra konuşuruz.
Ne oluyor bu mesajlar böyle? Nihan Bey? Ne oluyor Nazım? Bir dakika. Ne oluyor ya? Ne o? Oyun. Bizim önceliğimiz şirketimizin imajı. Yürü hayatım, yürü. Aa, çıkıyor mu? Hüseyin'de. Aa. Yarın azilnameyi gönderiyoruz. Kusura bakmayın. Yürü, yürü. Şirketimizin önceliği böyle bir şey olmaz. Olacak şey. Hiç yakıştıramadım. Ne ya? Hiç. Doğru söylüyorsun. Bu olanlardan sonra sizinle çalışamayız. Abim. Ne dersin abim? Biz öncelikle imajımızı düşünmeliyiz. Yapmayın valla. Ama sizinle çalışmamız. Yarın azilnameyi gönderiyoruz. Uzan. Anne ne oluyor ya? Yoksa müvekkillerin gerçek yüzünü mü öğrendi? Bu daha başlangıç Güzide. Sana yapacaklarım daha yeni başlıyor.